Üç köy birleşti. İşte bu süt olayına giriştik. İki tane arabamız, iki tane şoförümüz var. Aynı zamanda ormanda da üretim yapıyoruz. Ormanda da yıllık 8.000-9.000 metrelik mal yapıyoruz. Aşağı yukarı 20-25 kişi orman üretimi yapıyor. Orman üretimi yapanlar çoğu da yine sütle uğraşıyorlar. 3.000 ton civarında sütümüz var günlük. Diğer problemimiz var. Var yani şimdi Sayın Belediye Başkanımızla Fatih Kavakoy'la da bir görüşme yapacağız inşallah yakında da bize bir yardımcı olursa yani yardımcı olacağını da biliyorum. Yani çünkü Sefer için iyi çalışan bir arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz yani. Ama işte dedim ya bizim kooperatifler arasında bir dağınıklık var yani biraz. Şimdi herkes abi bir yerde olsak burada Sefer'de kooperatifler yerde bir toplansak daha iyi olur bizim için yani. Böyle bir şeyin girişimimiz olmadı ama şimdiden sonra inşallah olacaktır bu işler. Ben arkadaşlarımla da görüşeceğim. İnşallah olur yani bu şeyde yani. Ormanda çalışıyoruz ama ormanda tam hakkımızı alamıyoruz. Orman şu anda kereste 7.000'den 6.000 liradan satıyor. Bize 200 liradan yaptırıyor, 350 liradan yaptırıyor. Arada çok büyük bir uçurum var. Biz üretenden para kazandırmıyor bize. Biz bu yaptığımız tomruk işleri devlete teslim ediyoruz. Devlet bunu 7.000 liradan 8.000 liradan müteahhitlere, kerestecilere satıyor. Arada çok büyük bir uçurum var. Yani biz 200 liraya bir hamallık yapmış oluyoruz devlete. Buna da şükür diyenler var ama ben de diyorum buna da şükür ama hakkımızı vermiyor. İşin gerçeği yani hakkımız değil bu. Hakkımız olan bu değil bizim. Çünkü ben 300 lira, 200 lira sana bu tomruğu işleyip size teslim ediyorsam sen 7.000 lira, 8.000 lira arada çok büyük uçurum var. Tamam ben devlet kazanmasın diyorum, demiyorum kazansın da kazansın. Ama benim de hakkımı versin de öyle kazansın. Şu anda hayvancılık gidiyor. Ya tarım gidiyor. Bu ülke neyle kalkacak? Tarım olmazsa, hayvancılık olmazsa. Ondan sonra yurt dışına bağlı kalırsınız. Doğru değil mi? Ondan sonra yurt dışına süt tozu getir. Bilmem ne getir. Yurt dışına her şeyi getirirsen. Bunu bırak köylü mü yapsın? Köylüye biraz destek verilsin. Kooperatifler bir birleşsek belki vatandaşa bir çare bulabiliriz. Ama şu anda biz zaten kendi yağımızdan ancak kavruyoruz. Şoförler maaşını veriyoruz. Arabanın sigortasını yatır. Vergini yatır, şeyini yatır. Ancak başa baş gidiyoruz şu anda yani. Ha ileride ne olur bilemem. Ama böyle giderse bizim de ayakta kalmamız çok zor.